Sana benziyor Mihrimah. İnşallah senin kadar güzel olur. Güzellik ne ki? Baht iyi olsun. Amin. En son düğününe gelmiştim. Hayatımda gördüğüm en güzel gelindi. Ve en mutsuzum. O günler geride kaldı abi. Düğünde gördüğün Mihrimah yok artık. Bir daha hiç görmeyeceksin onu. Bu hisseyi biliyorum kardeşim. İnan bana, iyi biliyorum. Sen hayatını değiştiremezsin, hayat seni değiştirir. Bağışlayın şehzadem, geldiğinizden haberim olmadı. Kardeşimi ve yeğenimi ziyaret etmek istedim. Bir sakıncası mı var? Haşa. Teşrifinize şeref verdiniz. Sefer boyunca payitahtta kalacak olman beni çok memnun etti şehzadem. Kendimi daha güvende hissedeceğim. Son hadiselerden sonra seferde olmaktansa İstanbul'da kalmayı yeğlerim. Ben de giderken içim rahat gideceğim şehzadem. Gözüm arkada kalmayacak. Allah hünkârımızın yolunu açık. Kılıcını keskin etsin. Cihangir, sen validemin yanına git. Ben de birazdan geliyorum. Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. Evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrimah? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden korumuş? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu odadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsün. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultan. Sana benziyor Mihrimah. İnşallah senin kadar güzel olur. Güzellik ne ki? Baht iyi olsun. Amin. En son düğününe gelmiştim. Hayatımda gördüğüm en güzel gelindi. Ve en mutsuzum. O günler geride kaldı abi. Düğünde gördüğün Mihrimah yok artık. Bir daha hiç görmeyeceksin onu. Bu hisseyi biliyorum kardeşim. İnan bana, iyi biliyorum. Sen hayatını değiştiremezsin, hayat seni değiştirir.
Bağışlayın şehzadem, geldiğinizden haberim olmadı. Kardeşimi ve yeğenimi ziyaret etmek istedim. Bir sakıncası mı var? Haşa. Teşrifinizle şeref verdiniz. Sefer boyunca payitahtta kalacak olman beni çok memnun etti şehzadem. Kendimi daha güvende hissedeceğim. Son hadiselerden sonra seferde olmaktansa İstanbul'da kalmayı yeğlerim. Ben de giderken içim rahat gideceğim şehzadem. Gözüm arkada kalmayacak. Allah hünkârımızın yolunu açık. Kılıcını keskin etsin. Cihangir, sen validemin yanına git. Ben de birazdan geliyorum. Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. Evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrime? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden koruyorsun? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu odadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsün. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultan. Gel. Şehzadem. Mihrime. Bu mektup az evvel Konya'dan geldi. Selim'i sancağından. Yoksa Selim? Selim gayet iyi. Hatta o kadar iyi ki hiç hasta bile olmamış. Ne demek bu? Validem Konya'ya gitmemiş abi. Selim'in olan bitenden haberi bile yok. Sen neler söylüyorsun Mihrime? Nasıl olur bu? Ben de bunu sual etmeye geldim. Validem nerede şehzadem? Validem nerede? Her bu meseleyi tetkik edeceğim Mihrime. Belki de bu mektup sahtedir. Kim niye böyle bir şey yapsın ki? Belli ki valideme tuzak kurulmuş. Ya tamam mutlaka. Kimin haddine düşmüş şehzade anasına tuzak kurmak? Eğer doğruysa validem günlerdir kayıp. Nerede, başına ne iş geldi bilmiyoruz. Yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz. Allah'ım sen koru. Sen dairene dönemem. Hünkârımız dönmek üzere. Eğer validem sağ salim bulunmazsa gazabından hiç kimse kurtulamaz. Hiç kimse. Gel. Mustafa. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Hürrem Sultan kayıp validem. Selim Konya'ya hiç gelmediğini söylemiş. Nasıl olur? Neredeymiş peki? Biz de bunu merak ediyoruz sultanım. Valideme bunu kim yaptıysa mutlaka hesabını verecek. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Onca vakit nerede? Nerede kalır sultanımız? Dilim varmıyor lakin. Hayır. Bu mümkün değil.
Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyacı var. Onu bulmalıyız. Sümbüla, güvendiğin bütün adamları hazırla. Biz de arayacağız. Aramakla olmaz bu iş. Sultanım günler geçti üstünden. Burada böyle eli kolu bağlı oturacak değilim. Sultanımızın kimlerle husumet içinde olduğu malum. Biz sual dahi edemeyiz. Lakin siz konuşursanız belki bir şey olur. Sümbüla. Hiç öyle bakma Afife Hatun'um. Sultanımız kaç defa ölümden döndü. Ne malum onların yapmadığı. Öyle bile olsa hünkârımız bugün yarın gelecek. Kendileri icap edeni yaparlar. Sümbüla, nasıl böyle bir tuzağa düşersin? Bilhassa etrafımız düşmanlarla çevriliyken. Sultanım, her türlü tedbiri almıştık. Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım. Abla, ne oldu yoksa kötü bir haber mi geldi? Yok bir şey Cihangir. Herkes iyi. O halde neden bu kadar üzgünsün? Merima. Hadiseyi duydum. İnan bana çok üzüldüm. İnşallah... Üzüldünüz demek. Lakin nedense ben üzüldüğünüze hiç inanamıyorum. Ne demek şimdi bu? Validemle aranızdaki düşmanlık herkesin malumu. Sonra Hatice Sultan, Mahidevran Sultan. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip ona tuzak kurdunuz, öyle değil mi? Laflarına dikkat et Merima. Karşında kimin olduğunu unutma. Asıl siz karşınızda kimin olduğunu unutmayın. Ben Sultan Süleyman'ın kızıyım. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne dediğinin farkında mısın? Beni neyle itham ediyorsun? Yalan mı? Valideme düşman değil misiniz? Senelerdir ondan kurtulmak için elinizden geleni yapmadınız mı? Bilhassa Hatice Sultan. Defalarca onu öldürmeye çalıştı. Şimdi karşıma geçip hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmayın. Mihrime! Ben de sizden bahsediyordum. Şah Sultanımız susuyor. Belki siz daha cesur olursunuz. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne cüretle beni sorgu sual ediyorsun? Sana hesap verecek değilim Mihrime. Derhal sarayına dön. Ben ne vakit gitmek istersem o vakit giderim. Bana kimse emir veremez. Validemin kılına dahi zarar gelirse sizden bilirim. Yemin ederim bu sarayı başınıza yıkarım. Bu kadarı kâfi Mihrime. Daha fazla konuşma. Belli ki asabım bozulmuş. Sonradan pişman olacağın laflar söyleme. Sultanım, asıl siz pişman olacaksınız. Hünkârımız dönmek üzere. 5 evladının anasına reva görülen bu hakaret affetmeyecek. Bazı geceler buraya gelirken başka hanelere bakıyorum. Kafeslerin arkasından ışıklar sızıyor. Çocukların, kadınların
erkeklerin sesleri taşıyor. Sonra gözlerimi kapatıp bizim de onlar gibi olduğumuzu hayal ediyorum. Mütevazi evime geliyorum. Yemek yapmışsın. Evlatlarımızla sofraya oturuyoruz. Yine sen ve beniz. Lakin başka şekilde, başka bir hayatta. Senin beni sevdiğin bir hayatta. Ben Mihrimah, ayın ve güneşin sultanı Mihrimah. Sultan Süleyman'ın göz bebeği, Hürrem Sultan'ın kalbinin bir parçası. Sarayın, İstanbul'un ve dahi cihanın gördüğü, göreceği en güzel sultan. Dünyanın en kıymetli mücevherleri, en nadide kumaşları, bütün zenginlik benim ayaklarımın altındadır. Yediğim altın tasta, içtiğim billur kasede sunulur. Bütün kadınlar hayatımı, asaletimi, erkekler saçımın bir teline canlarını verir. Oysa kimse bilmiyor hakikati. Gördükleri ben değilim. Günden güne soluyorum. Kalbim yavaşça ölüyor. Duyuyorum. Etrafımda kıyametler kokuyor. Koca bir savaşın ortasında bir başımayım. Kelleler gidiyor önümde. Hayatlar bitiyor. Yeminler ediliyor. Ve bozuluyor. Hayat bütün acıları ve debdebesiyle etrafımda akıyor. İçimde fırtınaların en büyüğü kopuyor da dudaklarımdan tek bir kelime dökülmüyor. Kimse bana kalbimi sormuyor. Bütün kadınlar gibi benim de kalbim sırlarla dolu. Ve her sırrın kaderinde bir gün ortaya çıkmak vardır. Sırlar ortaya döküleceği, yüzlere haykırılacağı, bildiğimiz bütün gerçekleri unutturup kendimizden, sevdiklerimizden şüpheyi düşüreceği günü bekler. Ve bazen tek bir sır bütün gerçekleri ve hayatın aktığı yatağı değiştirir. Çok düşündüm Rüstem. Artık
Artık bunu daha fazla içimde taşıyamayacağım. Bu yük çok ağır. İnsan dünyaya bir kere geliyor. Maksadı mutlu olmak. Böyle hiçbir şey olmamış, her şey yolundaymış gibi devam ederek sana da haksızlık yapıyorum. Ne demek bu? Ne söylemek istiyorsun? Ben kararımı verdim. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Badem, ben bir karar verdim. Ve bu karar bizi olduğu kadar sizi de alakadar ediyor. Zira bu evliliğin mimarı sizsiniz. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Ben Rüstem'den boşanmaya karar verdim. Ne dedin? İşittiniz validem. Ben Rüstem'den boşanmaya karar verdim. Ve bu kararımdan asla dönmeyeceğim. Nereden çıktı bu boşanmak? Nedir sizi böyle şaşırtan validem? Rüstem'i boşayacak olmam mı? Yoksa size rağmen bu kararı vermiş olmam mı? Rüstem Paşa, beni kızımla yalnız bırak. Ne söyleyecekseniz burada, Rüstem'in yanında söyleyin. O sizin en gözde paşanız, damadınız. Ondan hiçbir şey saklamazsınız, öyle değil mi? Tabii divanı dinlemenizin haricinde. Kes sesini! Derhal daireme git ve beni orada bekle. Karşınızda her lafınızı usluca dinleyen küçük kızınız yok artık. Bunu ne kadar çabuk idrak ederseniz o kadar iyi olur. Aklını başına devşir. Bu yalnızca senin alabileceğin bir karar değil. Bunu yapmaya hakkım var validem. Hanedan kanı taşıyan her sultan gibi kocamı boşamaya hakkım var. Her şeyin bitmesi için üç lafım kâfi. Boş ol. Mihrima! Boş ol. Madem teamüllerden bahsediyorsun, o vakit iyice işit. Bin kere de boş ol desen nafile. Hünkârımızın tasdiği olmadan boşanman mümkün değil. Ben de şimdi yanlarına gidiyorum zaten. Mihrima! Aranızda ne geçti bilmiyorum. Lakin... Rüstem'e sorun. O size anlatır. Eğer babanla konuşmak istiyorsan konuşursun. Buna mani olamam. Lakin kalbini kıran her neyse evvela benimle paylaş. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Kim yazdı o mektubu? Emin olmadan kimseyi itham etmek istemem. Zaten kararımın bu meseleyle bir alakası yok. Boşanmayı uzun zamandır düşünüyorum. Bu hadise sadece bahanesi oldu. Bütün bunların geride kaldığını, Rüstem'le mesut olduğunu sanıyordum. Siz bu söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz? Rüstem sana aşkla bağlı.
bir gün kötü davrandı mı? Bir laf etti mi? Canını yaktı mı? İhanet etti mi? Tek kusuru devlet işleriyle meşgul olması. Seni ihmal etmiş olabilir, lakin bunlar düzelmeyecek şeyler değil. Başka bir kusuru varsa söyle. Zevcin olarak vazifelerini yerine getirmiyor mu? Hala anlamak istemiyorsunuz, öyle değil mi validem? Vazifelerini yerine getirmeyen benim. Çünkü sevmiyorum onu. Hiçbir vakit sevmedim. Kardeşlerin istikbali. Düşüncesizce onları ateşe atmana müsaade edemem. Zaten düşmanlarımız fırsat kolluyor. Rüstem'in gidişiyle bir kaşık suda boğarlar bizi. Kimseye ateşe attığım yok. Tek korkunuz Rüstem'in azledilip sürgün edilmesiyse merak etmeyin. Babamla görüşür, vazifesini devam etmesini sağlarım. Rüstem seninle evli olduğu için güçlü. Boşandığı anda gözden düşer. Ve ilk rüzgarda kellesini alırlar. Eminim siz kendinize sadakatle hizmet edecek başka paşalar bulursunuz validem. Mesela Sokullu Mehmet Paşa. Mektubu o mu yazdı? Daha neler validem? Beni kimlerle yakıştırıyorsunuz böyle? Boşanınca ne olacak sanıyorsun? Hünkârımız ilk fırsatta yeniden evlendirecek seni. Ve emin ol istemediğin biriyle. Seni Rüstem kadar sevmeyecek. Onun kadar tutkuyla bağlı olmayacak biriyle. Bunu mu istiyorsun? Bu kez kaderime razı gelmeyeceğim. Sevmediğim biriyle asla evlenmem. Şimdi müsaadenizle babamı görmem lazım. Hayır. Yakında sefere çıkılacak. Bu benim ve kardeşlerin için mühim. Rüstem için de öyle. Zira Vezir-i Azam olarak katılacağı ilk sefer. En güçlü şekilde gitmeli. Bir müddet daha bekleyeceksin. Seferin nihayete ermesi 2 seneyi bulur. İyi ya. Burada olmayacak, onu görmeyeceksin. Döndüğünde de boşanmak istiyorsan boşanırsın. Unutma. Terazinin bir kefesinde sen ve hayallerin varsa, diğer kefesinde kardeşlerin istikbali var. Fatma Sultan kendi sarayından ziyade burada. İğneden ipliğe her şeye karışıyor. Bazı cariyeleri, ağaları dahi haberim olmadan değiştirmiş. Zevci Ahmet Paşa Vezir-i Azam olduğundan beri iyice artık izanı kaybetti. Nedir bu cümüşün sebebi? Neyi kutluyorsunuz böyle? Sana izahat verecek değiliz Hürrem. Lakin çok merak ediyorsan eğer söyleyeyim. Şehzade Selim'in veliaht ilan edilmesini kutluyoruz. Ne kutlaması sultanım? Bana bundan bahsetmemiştiniz. Şimdi öğrendin işte. Bağışlayın beni. Fatma Sultanımız ziyafetin maksadını evvelden söyleseydi zinhar katılmazdım. Ama büyüttünüz meseleyi. Hünkârımızın hayırlı bir kararını kutluyoruz, o kadar. Yoksa Şehzade Selim'in seçilmiş olmasından memnun değil misin Hürrem? Doğru ya. Senin gözden Bayezid. Yazık oldu Nurbanu'ya. Sevinci kursağında kaldı. Bir cariyeye gereğinden fazla önem veriyorsunuz sultanım. Her fırsatta beni aşağılamaktan vazgeçin sultanım. Ben alelade bir cariye değilim. Bir şehzade anasıyım. Nurbanu! Dairene dön. Ve ben izin vermeden sakın odandan çıkma. Sultanım,
Benim ne diyorsam onu yap. Çalıştığınızı görüyorum sultanım. Şehzadelerimin arasına nifak tohumlarını attığınız yetmiyormuş gibi şimdi de haremlerini birbirine düşürmek niyetindesiniz. Hakikat. Neyse o. Ben yalan söylemiyorum. Gönlünün padişahı Bayezid. Öyle değil mi? Benim gönlümün tek padişahı vardır. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yarın bir gün hünkârımız, Allah muhafaza, şehzadelerinden birinin daha idam edilmesini hükmederse... O zaman ne yapacaksın Hürrem? Merak ediyorum doğrusu. Yine böyle göğsünü gere gere aynı sözü söyleyebilecek misin? Kıyafetlerinizi hazırlayın sultan. Yakında tekrar dul kalacaksınız. Nurbanu'nun gözü iyice açılmış validem. Bellik kanına girmişler. Bu cüreti akıl alır şey değil. Selim'i de kışkırtan bence o. Allah'tan Hurican'ın asaletini belli etti. Yoksa harem iyice karışırdı. Rüstem Selim'in suçlarını ispat edince ben görürüm onları. Ne olursa olsun Selim'in adına halel gelmeyecek. Anladın mı beni? Gelmeyecek. Ne diyorsunuz validem? Bayezid'e tuzak kurdu, canına kastetti. Bu yaptığı yanına kar mı kalacak? Selim'in günahı yok. Ortalığı karıştıran Ahmet Paşa'dan başkası değil. Onun aklına da Fatma Sultan giriyor. Allah aşkına validem, Selim'in de işin içinde olduğunu söyleyen siz değil miydiniz? Fatma Sultan'ın yalanı. Aklınca beni şehzadelerimle karşı karşıya getirmek niyetinde. Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. Niyetiniz bir taraf olmak. Ancak bunun mümkünatı yok. Er ya da geç, siz de tahtı hak edinin yanında olacak ve Selim'in karşısında duracaksınız. Kendine gel. Bahsettiğin kişi kardeşin. Ne demek karşısında durmak? Biz aralarına gireceğiz ve bu savaşa mani olacağız. O savaş çoktan başladı validem. Ve ilk taşı Selim attı. Bunun bir bedeli olmalı. Mirma, artık bunları işitmek istemiyorum. Hünkârımız dahi tercihini böyle aşikar kılmışken siz nasıl sessiz kalırsınız validem? Anlayın artık, bir taraf olmanız mümkün değil. Artık sıra sizde. Bir seçim yapmanız lazım. Anlamıyorsun değil mi? Ben kimi seçersem diğeri kaybedecek. Er ya da geç. Olacak olan zaten bu değil mi? Sultanım. Hayrola Rüstem Paşa? Asilere giden altınlar malumunuz. Aldığım istihbarata göre o altınların bu saraydan gittiği muhakkak. Ahmet Paşa'nın haberi olmadan kimse böyle bir şeye kalkışamaz. Aklını mı kaybetmiş bu? Nasıl böyle bir şeye cüret eder? Söylemeye dilim varmıyor sultanım. Lakin bu işin arkasında sadece o değil. Şehzademiz Selim de olabilir. Ne diyorsun sen paşa? Aklını başına devşir. Bağışlayın sultanım. Lakin hakikat bu. Paşa, sen benim şehzademi kardeşine ihanet etmekle mi itham ediyorsun? Senin aldığın nefesi zehrederim sana. Validem, ispatın var mı Rüstem?
delil yahut şahit. Böyle bir ihanetin delili olmaz sultanım. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Madem öyle, aklından geçenleri kendine sakla. Selim asla böyle bir şey yapmaz. Huzurunuzu bozmak istemiyorsanız hala. Siz bilirsiniz. Ancak bir kez olsun düşünün. Ahmet Paşa, şehzademiz Selim'e müttefik olmasa, Şehzade Bayezid'e karşı ne maksatla tavır almış olabilir? Makul bir izah var mı? Var tabii. Ahmet Paşa zevcesi Fatma Sultan'ın elinde oyuncak olmuş. Bu işin arkasında Fatma Sultan var. Hakaniniz var. Niyetleri bu. Ancak düşünüyorum da ben maazallah sizin düşmanınız olsam ne yapardım diye aklıma tek bir şey geliyor. İki şehzadenizi birbirine düşürmek. Ne olursa olsun. Şehzadem Selim'i ateşe atacak. En ufak bir söz söyler ya da bir harekette bulunursan kendi ellerimle canını alırım.